Kabil'de durum maalesef bayağı kötüye gidiyordu. Biz ayrılmadan önce zaten Kabil Havaalanı'nın sivil tarafını ele geçirmişlerdi. Halk baskın yapmıştı. Zaten medyada görmüşsünüzdür. Hepsini yaşadık. Ben önce dün sabah oranın saatiyle 10 civarında Büyükelçiliğe başvuruda bulundum. 2 saat içerisinde hemen bir uçak için havaalanına geçmem söylendi. Hazırdı uçak. Benimle beraber tam sayıyı bilmiyorum ama 30 kişinin üzerinde kişiyi aynı anda askeri uçakta tahliye ettiler. Daha sonrasında orada zaten tahliye esnasında Büyükelçilik ekibi vardı Afganistan'ın. Ondan sonra diğer tarafa geçtiğimizde de yine Pakistan'da da oranın Büyükelçilik ekibi bizi karşıladı. Bayağı güzel bir hizmet vardı. Açıkçası Türk olduğum için bir kez daha gurur duydum. Ekip tam teşkilatlıydı. Testlerimiz yapıldı, karnımız doyuruldu. VIP hizmeti gibi otellere götürüldük. Tertemiz otellerde kaldık. PCR testimiz dahil otelde yapıldı. Her şeyimiz otelde yapıldı. Son dakikaya kadar ilgilendiler. Uçağımıza kadar yine Büyükelçiliğin personeli vasıtasıyla gittik. Bindirildik ve şimdi buradayız. Kaç kişi geldi? Şimdi farklı uçaklara binenler oldu. Çünkü Türk Hava Yolları uçakları komple doluydu. Bu uçağı sorayım. Beraber kaç kişi? Ben sayısını bilmiyorum. Yani kimseyi saymadım. Benimle beraber birkaç kişi vardı ama kaç kişi oradan geldi bilemem onları. Ben Türkiye Cumhuriyeti size bir askeri uçak gönderdi. O uçağa biniyoruz. Oradaki duygularınızı alabilir miyiz? Uçak Valla ben havalanırken neler hissettiniz? şunu hissettiğimi söyleyeyim. Birçok ülkeden insanla beraber çalışıyorum uzun zamandır. Orada dediğim gibi Türk olduğum için bir kez daha mutlu oldum. Ben bu kadar kaliteli bir hizmet beklemiyordum açıkçası. Sonuna kadar desteklenmiş olmak ülkemiz tarafından çok gurur verici. Dediğim gibi bir de çok rahat geçirdik. Hani böyle bir strese girelim. Mesela diğer ülke vatandaşlarına söyleyebilirim. Çantalarını bile alamadılar. Sadece bir sırt çantasına müsaade edildi. Biz bütün çantalarımızı aldık, her şeyimizi aldık, rahat rahat geldik.